Askerler kurallara uyuyor değil mi inşallah? Uyuyorlar. Uyumayan almıyor. Almıyor. Çıkarı var işte. Market satması. Olsun, düğünde çıkar olacak. Bedava olmaz ki mi? Yani. Biz bedava dağıtıyoruz devlet olarak. Allah razı olsun. Bedava veremezsin. Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Hayırlı işler. Yaklaşık 20-25 günden beri 1000'in altında olan vaka sayısı maalesef son birkaç günden beri 1000'in biraz üzerine çıktı. Onun için de yaklaşık 4-5 aydan beri çok ciddi tedbirler uyguluyoruz. Hem hükümet olarak hem Sağlık Bakanlığı olarak hem vatandaşlarımız olarak, güven güçlerimiz, sağlık birimlerimiz hepimiz çok ciddi fedakarlıkta bulunduk. Dolayısıyla bu kadar yapılan çalışmalar, verilen emek ve harcanan kaynağın heba olmaması lazım. Onun için de bu uyarıları ciddiye almak ve önümüzdeki dönemi de en az sıkıntıyla atlatmak için tekrar başta maske, mesafe olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda insanlarımız da kurallara tekrar uymasında yarar var. Biz de bunu hatırlatmak insanlara, hassasiyetlerini daha çok arttırmak. Tabi süreç 4-5 aydan beri sürüyor, belki biraz daha uzadı. Dolayısıyla insanlar zaman zaman unutabilir, gevşeyebilir. Bunu tekrar hatırlatmak için sahadayız. İnsanlarla konuşuyoruz, onlarla bizi hatırlatmada bulunuyoruz. Sayın Valim, hastanelerde bir sıkıntımız var mı acaba? Yok, şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. Yani şeyde şu anda hastanelerimizdeki hasta sayımız çok az düzeyde. Bunların entübe ya da yoğun bakımda olan sayımız çok az zaten. Onun için şu an için bir riskimiz, sıkıntımız yok Allah'a şükür. Eğer bir karar alınıyor ise bu kararın cezai müeyyidesi varsa da uygulanır. Dolayısıyla maske konusunda biz tabii ki insanlarımızı uyarıyoruz takmaları konusunda. Burada maske konusunda esas amacımız vatandaşın kurallara uymasıdır. Esas amacımız ceza kesmek değil. 900 lira olarak belirledik. Üst sınır değil. Tek ceza belirledik. 900 lira. Tek ceza. Evet. Alt üst yapmadık. Tek ceza olarak belirlendi. Türkiye çapında da tek ceza olarak belirlendi. 900 TL. Ama biraz önce söylediğim gibi bizim esas maksadımız insanların kurallara uyması. Onu özellikle hatırlatıyoruz. Bunu teşvik ediyoruz. Buna zorluyoruz. Ama illa uymama konusunda ısrarcı olanlara da ceza işlem uygulanır tabii. Doktorlarımız bu konuda tedbirlerini alıyor, güvenlik bilimlerimiz alıyor, bizler alıyoruz ama esas iş vatandaşımızda kalıyor. Dolayısıyla inşallah sağ salim üniversiteye başlamanız, okumanız için. Evet, yine esnafımızın işlerle, ekonomik hayatına devam edebilmesi için iş vatandaşı olarak bizler alıyor. En başta maske olmak üzere diğer Sağlık Bakanlığı ve bilim kurumlarında kurallara uyarsak. Müşteriler de uyuyordu mu kurallara? Evet, evet. Ama mümkün olmayacak. Evet. Tam maaşına gelen vatandaş şey, bilinçlidir zaten. Yani böyle bir sosyal sorun falan da. Evet. Bize bakmaya gelenler takıyor mu maske? Evet, takamazsın. Siz onu almayın. Evet. Bize bakmaların sağlıklarını verin. Siz de takıyorsunuz. Maskesiz yolcu almıyoruz. Maskesiz kesinlikle bindirmiyoruz. Sosyal tamam. Mesafeye dikkat ediyoruz. Ne için abi? Hiç yok. Yolcusu yok sanmayın. Herkes uymuş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bayağı da yolcu almıyoruz. Siz maskenizi takmışsınız.
Evet. Uymayanlara da ceza yazın. Hiç gözünü yakma bakma. Valla biz çekiyor. İyi çoğalmış yine yani. Sıcak Adana'da.